Anacığım, artık dirilme safhası tamamlanmıştı. Şimdi insanlar Allah'ın huzuruna yürüyorlardı. Kimi koşarak, kimi düşe kalka, kimi de sürünerek. Fakat hepsinde de büyük bir heyecan, telaş, korku ve dehşet vardı. Çünkü Allah'ın huzuruna gidiliyordu. Onun huzurunda toplanılacaktı. Allah'ı göreceklerdi. Dünyada yaptıklarından hesaba çekileceklerdi. Heyecan duyulmaz mı? Korkulmaz mı? Acaba ilahi terazide iyilikler mi, kötülükler mi ağır gelecekti? Heyecan. Heyecan. Doruk noktasında heyecan. Zira hiçbir şey gözden kaçmamıştı. Hayırdan ve şerden her ne yapılmışsa nokta nokta işlenmişti amel defterine. Çünkü dünyadayken amellerini yazmakla görevlendirilmiş görevli melekler hiçbir şeyi gözden kaçırmamış, en ince ayrıntılarla kaydetmişlerdi her şeyi. Hatta bazıları amel defteri açılınca gördüklerinden şaşkına döndüler. Çünkü gizli yaptıklarını ve hiç kimsenin görmediğini zannettikleri şeyler bile onun içinde vardı. Ve her ne işlediyse dünyada önüne konmuştu. Bazıları yardım bekliyordu yakınlarından o anda. Fakat bu da mümkün değildi anne. Çünkü herkes kendi telaşına düşmüştü, kaçıyordu birbirinden. Annesi, babası, çocukları bile. Kimse bir başkasından yardım alamadı. O gün iş Allah'a kalmıştı. O günden korkmak gerek anne. Din gününün sahibi yalnız Allah'tı. Dünyadaki dostlar da birbirini tanımaz oldu. Hiçbir dost başka dostunu sormadı. Çünkü hiçbir dostun dostuna bir faydası yoktu. Canım annem, heyecan dolu bir an. Huzuru ilahide heyecan, adalet terazisi kurulmuştu. Hassas terazi ve hesap başladı. Arada hiçbir tercüman olmaksızın kullarıyla konuştu. Herkes Rabbi ile karşı karşıya geldi ve onu gördü. Ve dikkat anneciğim! Rabbimiz insanları ilk önce namazlarından sorguya çekti. Namazı kabul edilenlerin diğer amellerine bakıldı. Namazı kabul edilmeyenlerin diğer amellerine bakılmadı bile. Fakat Allah'ın bir lütfu olarak müminlere bir kolaylık verildi. Allah emretti, bakın kulumun amel defterine, nafile ibadetleri var mı diye. Namaz ibadeti noksan olanların, nafile ibadetleri olup olmadığı soruldu. Nafile ibadeti olanlar şanslıydı. Onlar, farz namazlarındaki noksanlıklarını, nafilelerle tamamladı ve böylece diğer ibadetlerine geçildi. Dünyadayken sünnetleri ve nafile namazları ihmal edenler pişmanlık içindeydi anne. Çünkü namazlarındaki eksikliği tamamlamak için hazırlıkları yoktu. Bu hesap gününde acı çekenler olduğu gibi sevinç ve mutluluk içinde olanlar da az değildi. Onlar güzel ahlak sahipleriydi. Ayrıca yemek yediren,
akrabalarını ziyaret eden, onların yardımına koşan, aralarında selamı yayanlar da çok mutluydular. Anacığım, hesabına bakılanlar arasında üzerinde kul hakkı olanlar çok güç duruma düşmüştü. Dedikodu yapanlar, gıybet edenler, eliyle diliyle kalp kıranlar, devlet malını çalanlar, yalanla dolanla haksız kazanç elde edenler, cana kıyanlar, adam öldürenler, zulmedenler, fakirleri kimsesizleri hor görenler, alay edenler, başkalarını aldatanlar, yani kul hakkıyla hesap vermeye gelenler çok ama çok güç durumda kaldılar. Allah Teala onları huzurunda hesaplaştırdı. Kul hakkı olanlar hak sahiplerine borçlarını tek tek ödediler. Bu ödeme amel alışverişiyle oldu. Bazılarının sermayesi dünyadayken hiç aldırmadan işlediği hataların karşılığı olan kul borcunu ödemeye yetmedi. Bu defa da Allah Teala namaz, oruç, hac, zekat, sadaka gibi hayırlı amellerin sevaplarından alın, alacaklılara verin dedi. Görevliler de öyle yaptı anne. Terazinin sevap kefesinden alarak ona verdiler. Yine de ödeşemeyenler oldu. O zaman da Rabbim buyurdu ki, öyleyse bunun günahlarından alın, bu haksız kişinin günah kefesine yığın. Bu durumda öyle acı bir manzara ortaya çıktı ki, namazıyla, niyazıyla, hayırlı amelleriyle huzuru ilahiye geldiği halde, şimdi hayır kefesinde bir şey kalmamıştı. Günah kefesine de hakkını yediği kulun günahları konulunca, o kişi müflis durumuna düştü, iflas etti, mahvoldu. Hayırlı amellerle gelmesine rağmen bütün bunları kaybettiği gibi kul borcunu aldığı kişinin günahlarını da yüklenerek iflas eden kişi durumuna düştü. Ne acı bir durum. Eli altındakilere eziyet edenler, çalıştırdıklarına karşılığını vermeyenler, dünyadayken kendisine yapılan bir kötülüğe yapılandan daha fazlasıyla ceza verenler ve bu suretle kul hakkını alanlar da bunlardan farklı değildi anne. Onlar da aynı şekilde müflis durumuna düşmüştü. Haksızlıkların karşılığı kısas yapıldı onlara da. Dünyada gaflet içinde olanlara Allah verdiği nimetten sordu. Onları harcamada iradelerini serbest bıraktığı halde Allah'ı unutanlara ben de bugün sizi unuttum dedi. Allah tarafından unutulmak hem de hatırlanmaya en çok ihtiyaç duyulduğu yerde unutulmak çok acı geldi onlara. Hesap tamamlanmadan Rabbimin huzurundan kimse ayrılamadı anne. Rabbim ömrünü nerede harcadığından, malını nerede kazanıp nerede sarf ettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından tek tek sorguladı. Aslında bütün bunlar amel defterinde nokta nokta yazılıydı ama Rabbim yine de sordu. Amel defteri açılıyor, sorular soruluyor, cevaplar alınıyordu. Böylece adli ilahi tecelli ediyor, herkes amelinin karşılığında hüküm giyiyordu. Bundan kaçış yoktu.